SORT dörtgenini şekildeki diğer dörtgen üzerine yansıtan yansıma doğrusunu çizmemiz istenmiş. Evet, buradaki SORT dörtgenini bu diğer dörtgen üzerine yansıtacağız. Ve yansıma doğrusunu da burada gördüğünüz hareketli doğru ile çizeceğiz. Hiç işlem yapmadan şöyle bir baktığımda, yansıma doğrusunun buna benzeyeceğini düşünüyorum. Dikkat edin, benzeyecek dedim, yani tam olarak bu değil. Peki, yansıma doğrusunu nasıl çizebiliriz? Mesela birbirinin eşi olan noktaları kullanabiliriz. Bakın, S noktası yansımadan sonra buraya gelmiş. Yani S noktasının görüntüsü bu noktaysa, yansıma doğrusunun bu iki noktanın ortası olan noktadan geçmesi gerekir, değil mi? Bu iki noktanın orta noktası, bakalım, bu kesinlikle değil. Ama burası evet, S ve görüntüsünün orta noktası gibi görünüyor. Sağlamasını yapalım. Ne yaptık? Bu noktadan buraya gelmek için sola 1, yukarıya 3 birim ilerledik. Ve bundan buna gelmek için de yine aynı şeyi yaptık. Sola 1, yukarı 3. O halde bu noktalar doğrudan ve bu noktadan eşit uzaklıktalar. Şimdi de diğer turuncu nokta için aynı şeyi yapalım. Mesela bu nokta ve bu noktayı alalım. T ve görüntüsü. Burası nasıl? Gayet iyi görünüyor, değil mi? Yine sağlamasını yapalım. Bir adım sola, 3 adım yukarıya. Buradan buraya da yine bir adım sola, 3 adım yukarı. Evet, şahane, yansıma doğrusunu çizdik. Şu an gösterdiğim bu nokta, T ve görüntüsünün orta noktası. Ve bu nokta da S ve görüntüsünün tam ortasında yer alıyor. Bir doğru çizmek için de sadece iki noktaya ihtiyacımız olduğuna göre, iki nokta yeterli olduğuna göre, bu yansıma doğrusu oluyor. Bakalım doğru muymuş? Evet, doğru yapmışız.